çok önemli bir gökyüzü olayımız var. 30 Nisan'da parçalı güneş tutulması var arkadaşlar. Nasıl etkileneceğiz? Ne yaparsak en yüksek enerjiyle faydalanırız? Son 30 yılın en etkili döngüsü bizleri karşılarken bu tutulma enerjisi biz olabilmenin önemine kavratacak, uyandıracak bizleri. 23-27'de başlayan tutulma enerjisini ve burada yapılacak olan dua ve esmaları bu tutulma enerjisiyle uyumlanmak, bu güçlü enerjiyle hayatımızdaki karanlıkları alt edebilmek mümkün. Tutulmalar döngüsünün kapıları aralandı. Dünyayı, yönetimleri etkileyen çok önemli değişim ve gelişmelerle karşı karşıyayız. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Arkadaşlar, İlk Karabağralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok önemli bir gökyüzü olayımız var. 30 Nisan'da parçalı güneş tutulması var arkadaşlar. Tam bu kadarını biliyoruz ama bu ne demek? Nasıl etkileneceğiz? Ne yaparsak en yüksek enerjiyle faydalanırız? Hepsini şimdi hadi gelin Şenay Devi'den öğrenelim. Geçiyoruz ortak yayına. Neler olacak şimdi çok merak ediyoruz. Seninle konuşunca rahatlayacağız inşallah. Ya da daha mı tedirgin olacağız? Gökyüzü olaylarına tanıklık ettiğimiz bir döngüden geçiyoruz. Nisan ayı detaylı burç yorumlarında da bahsetmiştik. 30'unda Türkiye saatiyle 23-27'de güneş tutulması gerçekleşecek Vata astrolojisine göre Boğa burcunda. Astrolojideki en önemli gök olaylarıdır. Ay ve güneş tutulmaları. Ve bu yılın ilk tutulması bizim hayatımızda İnsanlık olarak, ülke olarak, bireysel yaşamlarımızda, son 10 yılda yaşattıklarımızın aynalığını ışık tutacak. Kendimizle yüzleşmeleri sağlayıp, neleri kaybettik, neleri almaya çalışırken kendimize yabancılaştık, bunlarla ilgili uyanışa geçeceğimiz, gökyüzünün o yüksek adaletinin yeryüzünde sarsıla sarsıla etkilerini deneyimleyeceğimiz bir etkiyle karşı karşıyayız. Tutulma enerjilerinde her zaman emeklemeden yürümek, yürümeden koşmanın olmadığı ilkesiyle hareket etmeliyiz. Ama bu tutulmayı diğer ay ve güneş tutulmalarıyla karşılaştırdığımızda devrimlerin gezegeni Uranüs, güzelliklerin temsilcisi Venüs, bu tutulmayı çok daha anlamlı ve etkili bir hale getiriyor. Güvene dayalı her şeyin, bu araziler, para birimleri, devlet yönetimleri, otoritelerle ilgili konular, yeniden yapılanmayı ve insanların güven duyduğu konularla yaşadığı imtihanlarda iyileşmeleri getirecek enerjilerle dolu. Bir kere çok okuyucularımız yazmış, tutulmadan korkuyoruz. Hayır, tutulmadan korkmayın. Bu belki de son 30 yıl içerisindeki en güçlü tutulmalardan biri. Çünkü güneş yaşamın kalbi, gökyüzünün karanlıklarını aydınlatan ışığı. Devrimlerin gezegeni Uranüs, güzellikleri, iyiliği, merhameti temsil eden Venüs'ün etkileri ve sabit yıldız yerleşimleri üzerimizdeki ölü toprağından silkinebilmemiz, yaşıyor zannettiğimiz, kendimizi aldattığımız, gün doldurur gibi yaşamın içerisinde gelene ayak uydurduğumuz, taviz verdiğimiz her noktada büyük bir sıçrama getirecek her birimize. O yüzden bu tutulma enerjisinden korkmayın. Tabii ki doğa olaylarıyla etkili enerjilerle de karşı karşıyayız. Neden? Çünkü çok uzun bir döngüden sonra, 166 yıllık bir döngüden sonra büyük iyilik Jüpiter, hayallerin gezegeni, mistizmin gezegeni Neptün'le kavuştu. Ve bu etki Mayıs sonuna kadar devam ederken tutulma enerjisiyle birlikte deniz yolları, sularla ilgili konular, kimyasallar, petrol, siber saldırılar, paranormal olaylar, rüyalarımızın hayatımızdaki pek çok konuya daha önce olmadığı kadar rehberlik edeceği önemli ipuçları,
Bunun yanı sıra bugüne kadar koronayla olan imtihanımızda uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili dünya genelinde, ülkemizde sarsıcı açıklamalar, ilaçların kullanımına bağlı sağlık problemlerinin tespit edilmesinin getirdiği büyük şaşkınlıklar tutulma enerjisiyle etkili olacak. Ama bu enerjinin aynı zamanda dolandırıcılıklara, siber saldırılara, kişisel bilgilerimiz ve verilerimizle ilgili noktalarda art niyetli, gerçek yüzünü göremediğimiz kişilerden dolayı saldırılara da sebebiyet verebileceğinin bilincinde olmalıyız. Geçtiğimiz günlerde nasıl biliyorsunuz benim Instagram hesabıma bir saldırı oldu. Hepinize müteşekkirim. Orada da yine birliğinizi gösterdiniz, desteğinizi esirgemediniz ama hesaplarınız, finansal konularla alakalı durumlar, özellikle dijital paralar ve coinlerle ilgili yatırım planlarınızda güvenlik açığınızın olmamasına dikkat edin. Tutulma enerjisiyle genel anlamda bakın son 10 yılı şöyle bir gözden geçirmeliyiz. Ne aldık, ne verdik, ne kazandık, ne kaybettik ve kendimizi hayat skalamızda nereye koyduk? Eminim ki pek çoğumuz baktığımız zaman Şenay'ı nereye konumlandırdığımızı, İlkay'ı nereye konumlandırdığımızı belirlemekte zorlanacağız. Kendi hayatımızdan ne kadar çaldığımızın idrakine ereceğimiz bir tutulma etkisi. Tabii bu bizi ekstra duygusal, ekstra hassas ve ekstra agresif kılabilir. Özellikle bakın bugünlerde dualarınıza, niyetlerinize, kelimelerinize çok ama çok dikkat edin. Yarın çok önemli gök olayları var. 27 Nisan benim doğum günüm. Hakikaten hem Kadir Gecesi'ne denk gelmesi ya, hem de Venüs'ün burç değiştirerek hayatımızda güzelliklere, sevgiye ait pek çok noktada yaptığımız hataları şifalandırması etkili hale gelecek. Aynı tekrarlardan yorgun ruhumuzu dirilten bir enerjiyle karşı karşıyayken ölü toprağıyla beslenen, karanlığın getirdiği kin, öfke, bencillik, hayatında ben olmasaydım sen bu olamazdın, sen şunu yaptın ama ben yaptım, söze ben diye başlayan, ben diye bitiren insanların bugüne kadar sabrettiğimiz, tolere ettiğimiz ve iyi niyet adlandırarak zihnimizde yarattığımız insanların aslında öyle olmadığına uyanacağız. Bu bir devlet lideri de olabilir. Ayrıca dünya genelinde ülkemizde siyasi anlamda, fiziki anlamda pek çok saldırıya tanıklık edebileceğimiz, kaos yaratmak isteyen, olmayan şeyleri, geçmişte yaşanan konuları sanki dün yaşamış gibi gündeme getirmeye çalışacak insanların söylemlerine çok dikkat etmeli, bizi ayrıştırmaya kalkabilecek, tarihte de defalarca yapılan oyunları göz önünde bulundurmamız gerekti. Türkiye Cumhuriyeti Türk bayrağı ezanlarıyla güzeldir. Biz bu coğrafyada farklı dinlere, farklı kimliklere sahip olsak da tek bir milletiz. Bizim bir bayrağımız var, bizim bir ülkümüz var. Şimdi bu tutulma enerjisi biz olabilmenin önemine kavratacak, uyandıracak bizleri. Bugünlerde yaptığınız sosyal medyadaki paylaşımlara özellikle dikkat edin. Siyasilerle ilgili konulara, kendi yakınlarınızla alakalı hukuka taşınmış olaylarda bir boşanma var, örnek vereceğim. Bunda şahitlik yapmanız isteniyorsa gözünüzle görmediğiniz, birebir şahit olmadığınız konulardan uzak durmanız adına gökyüzü uyarıyor bizleri. İyi niyetimiz, merhametimiz, yalan yanlış anlatılan şeyler yüzünden hiç alakamız olmayan durumlarla, baskılarla karşı karşıya kalmamıza ve bu durumun iş ve özel yaşamlarımızda sarsıcı etkiler olarak yansımasına sebebiyet verebilir. Hep İlkay'la ben çok süslü püslü sözlerle ifade etmeyi sevmiyorum. Dedik ki gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. İşte şimdi Zülfikar'ın gerçek anlamına uyandığımız günlerdeyiz. İlmin, adaletin toplumsal, bireysel kalplerimizde yeniden yapılandığı enerjiler söz konusu. Fakat tutulma döngüsünde
30 Nisan'dan itibaren 10 Mayıs'a kadar, ki yılın ilk ay tutulması da 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Onu bir sonraki videoda anlatacağım zaten yayınımızda. Tutulmalar evresi ani olayları. Ertelenen, saklanan pek çok bilgiyi, veriyi, susmuş, susturulmuş veya menfaatinden dolayı konuşmamış insanların gerçekleri ortaya dökeceği pek çok olayı beraberinde getirebilir. Tarım, medya sektörü, yazarlıkla ilgili alanlar, sağlık sektörü, ilaç sektörü, denizcilikle ilgili noktalarda devrimsel nitelikte pek çok gerçek ve bu gerçeğin getirdiği yapılanmalara tanıklık edebiliriz. Yine bu tutulma enerjisi sırasında ani kararlar vermek, işten ayrılmak, eşten ayrılmak, sevgiliyi terk etmek, çok dost olduğunu bildiğimiz insanların bir anlık tepkilerine büyük bir enerjiyle yaklaşıp bunu tölere etmek yerine bitirmeyi seçmek, tutulma enerjisinin sonunda pişmanlıklar yaşamamıza sebebiyet verebilir. Özellikle arabuluculukla ilgili alanlar bizi tehdit edip baskı altında tutup bir şeyleri mecbur hissettirmeye çalışanların imtihanı başlıyor tutulma enerjisiyle. Hepimiz ektiğimizi biçeceğiz. Cennet bahçesinde güller açsın istiyorsak önce kendimizi sevmeye başlayacağız ve hayatımızda sürekli isteyen, sadece almaya odaklı kişilerle ilgili düşüncelerimizi netleştirip kararlar alacağız. Ama kararları alırken yıkıcı yaklaşımlar, keskin söylemler, radikal tavırlar içerisinde olmamaya özen gösterelim. Tutulma enerjisiyle dünya genelinde, ülkemizde sudan gelecek zararlar, bunun yanı sıra ilaç zehirlenmeleri, ilaç kullanımına bağlı farklı reaksiyonlar söz konusu olabilir. Özellikle vücut sıvıları ile ilgili hassasiyetler, kadın ve erkeklerin cinsel bölgeleriyle ilgili rahatsızlıklar bu dönemde artabilir. Rahatsızlıklarımızı önemsemeli ve bu enerjinin bize hem uyarıp hem şifalandırdığının bilinciyle hareket etmeliyiz. Özellikle tutulma günü bir şey almak, satmak, imzalamak gibi konulardan uzak duralım. Tutulma enerjisinde müneccim başlarının Boğa burcundaki aynı derece ve gezegen yerleşkelerinde, bu da ne anlama gelir? Astroloji her zaman söylediğimiz gibi benzerlik yasasından faydalanır. Ha, şu noktada da uyarmak istiyorum sizlere. Finansal konularda, astroloji ile ilgili alanlarda, kişisel gelişime yönelik noktalarda gerçekle uzak yakın alakası olmayan şeyler psikolojik anlamda sizleri alt üst edebilir. Yanlış kararlar alıp bunun getirdiği yıkıntıları toparlamakta büyük güçlükler çekebilirsiniz. Mesleğimiz ne olursa olsun sizlere tavsiyem aldanmamak, etki altında kalıp yanlışlar içerisinde bulunmamak için aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz mottosuyla ilerleyin. Bu enerji hayatımızda karanlık bir çağın kapanması, aydınlık bir döngünün bizi hak edenlerle birlikte yeni bir noktaya ulaşması anlamına geliyor. Ama doğal olarak 6 ve 12 ay yaşamlarımızda etkili olacağı için kime, neye güvenip güvenmemeniz gerektiğine uyanmamız gerekti. Zihnimizde yarattığımıza değil, gerçekleri ortaya koyanlara tavrımızı da tepkimizi de nezaket ölçüsünde ortaya koymalıyız. Çünkü hayatımıza patronluk eden, bizi adeta bir mahkummuşuz gibi kendine ama parayla, ama sevgimizle, ama mecburiyetlerimizle prangalarla bağlayan insanlardan özgürleşme döngüsü içerisindeyiz. Adalet hepimize lazım. İlim hepimize lazım. Sevgi bizi biz yapan en yüce değer. Bu yüzden ilişkilerimizi yeniden yapılandırmak, aşk hayatımızda, ailemizde, çocuk yaştan itibaren yaşadığımız travmalarımızı şifalandırabileceğimiz bir tutulma etkisiyle karşı karşıyayız. Son 30 yılın en etkili döngüsü bizleri karşılarken tutulma enerjisinde Türk İslam kültürüne göre küsuf namazı 2 rekat kılınır. 23-27'de başlayan tutulma enerjisini ve burada yapılacak olan dua ve esmaları sabah ezanına
ve ezanı takip eden bir saat boyunca gerçekleştirebilirsiniz. O gün diliniz, inancınız ne olursa olsun, dua edin, meditasyon yapın. Yüce Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Ne kadar büyük günahlar işlemişsek, haksızlıklara uğramışsak, bu özel ve kutsal günlerden geçerken ve bu kadar önemli gezegen geçişleri yaklaşık 166 yıl sonra bizlere, evet, bunca zorluktan sonra geldiyse eğer, bunu gerçekten iyi değerlendirelim. 2 rekat küsuf namazı kılındıktan sonra 33 kez Allahu Ekber tekbiri getirilir. Ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İster bir, ister 7 kez tekrar edebilirsiniz. Arkasından bunları zaten yazılı olarak da İlkay'ın paylaşacaktır. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve ve rabbil arşil azim. Ve sümme sebila yesterahu ayetini 7 kez söyledikten sonra bolluk ve bereketin, aşkın ve güzelliklerin yaşamımıza gelmesi için la ilahe illallahül melikül hakkül mübin zikrini 100 kez tekrar edelim. Okunması gereken o günün esmaları 196 kez ya vehhab, 308 kez ya rezzak, 80 kez ya hasib, 270 kez ya kerim, 312 kez ya rakip, 68 kez ya hakem, 57 kez ya mecid esmalarını okuyalım. Ve tüm yaşamsal alanlarımızda, bedenimiz, ruhumuz, hayatımıza o veya bu şekilde, kimi gelişiyle, kimi gidişiyle şükrettirir. Yaşanmış her şey için teşekkür edip, sahip olduğumuz dişil ve eril enerjilerin ateş, hava, toprak, suyla şifalanmasına, hastalıklarımızın ruhlarımızdan, bedenlerimizden, tüm yaşamsal alanlarımızda arınmasına niyet edelim. Ve 7'şer tane defne yaprağını evinizde mutlaka, sağında yumurta yaptığınız bakır kaplarınız vardır, güzelce onun içerisine koyun. Evinizde, salonunuzda mı oturuyorsunuz, mutfağınızda mı oturuyorsunuz, oturma odasında mı oturuyorsunuz? Lütfen onu yakın. Hint felsefesine göre de güneş tutulmasında okunacak 108'lik mantrayı yine sevgili İlkay'ın YouTube kanalında paylaşacağım sizlerle. Onu da okuyabilirsiniz. Bu bir tapınma şekli değildir. Her harf bir gezegene denk düşer. Çünkü yüzyıllar boyunca Rigvedalara da baktığımızda, Türk İslam kültüründe yazma eserlere baktığımızda ay ve güneş tutulmalarında dua edilmiş, toplu zikirler gerçekleştirilmiş, mantralar okunmuş. Yoga'da veya Hinduların ibadet şeklinde yaptığı mantralarla sizlerle paylaştığımız mantralar kesinlikle aynı değil. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve bir bilgiyi paylaşmak. Bugün rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ü hocamızı sevgiyle, duayla, minnetle andım. Kendisi benim danışanımdı. Hep derdi ki İlkay'ım, bilginin diyeti yine bilgidir ama bilgi çok hassas bir teraziyi gerektirir. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Kendi düşünceni, kendi niyetini aktarmadan en yalın haliyle aktarmak zorundasın. O kadar doğru ki ve o kadar büyük bir sorumluluk getiriyor ki, okuyuculardan gelen tutulmayla deprem mi olacak? Evet, depremler olacak. Geçtiğimiz yayınlarda da söyledik. Ülkemizin kuzeyinde, güneyinde, dünyanın özellikle güney ve doğu yönlerinde depremlere tanıklık edip sudan gelecek zararlar deneyimleyeceğiz. Ama felaket tellallığı yaparak insanları korkularından ve zaaflarından yakalamak isteyenlere lütfen dikkat edin. Yüce Allah bize en büyük nimeti, aklı vermiş. Bize seçebilme iradesini vermiş. Korkmak yerine bütünün hayrına, dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun, Yüce Allah tüm kullarına şah damarından daha yakın. Temiz bir kalple edilen her duanın yerini bulacağı çok özel günlerdeyiz. Arşın kapıları kalplerimize açıldı bu kez. Bakın, yeryüzüne demiyorum. Bu tutulma enerjisiyle uyumlanmak,
Bu güçlü enerjiyle hayatımızdaki karanlıkları alt edebilmek mümkün. Ama temizlenmemizin vurgusuna da işaret ediyor gökyüzü. O gün lütfen duş alın. O gün lütfen güzel kokun. Her zamankinden daha özenli bir şekilde o ihmal ettiğiniz bedeninizi, ruhunuzu sevin. Çünkü sevilmeye sevilmeye biz kendimize küstük. Biz sadece sevmeye odaklandık. Sevilmenin ne olduğunu, sevilmenin sevmek kadar sorumluluk getirdiğini unuttuk. Zihnimizden bir şekilde sildiler. Bunu kalbimizi, yüreğimizi, aklımızı şöyle alalım, avcumuzun içine koyalım. Nerede bir boşluk varsa kendimiz de bunu hissedeceğiz. O boşluğu doldurmamız gerektiğinin vaktine uyandırıyor gökyüzü bize. Ve şunu hiç unutmayın. Yapılan hiçbir şey, iyi veya kötü, yanımıza kalmıyor. Terazi var, tartı var. Her şeyin bir vakti var. Tutulma enerjisiyle birlikte son 30 yılda yapılan haklılık daha da takdir görecek. Ama yapılan haksızlıklar, ama maddi, ama manevi, ama duygusal, bir kalbi kırmak tüm arşın düzenini alt üst edebilir. İşte bu tutulma enerjisiyle arş, kalbi kırılanların, yüreği yananların sesinin, yüreklerinin ateşini söndürüp buna sebebiyet verenlerin ateşini harmanlayacak enerjileri getirecek her birimize. İsyan etmeden merkezde kalıp ve lütfen herkesten rica ediyorum. Bu tutulma etkisiyle ters çaba kuralından uzaklaşalım. Neden korkarsak, neden endişe edersek, neyin üzerine gereğinden fazla titrersek yaşam yolculuğumuzda o bizim imtihanımız olur. 30'undaki bu çok güçlü güneş tutulmasıyla ters çaba kuralında korktuğumuz, endişelendiğimiz, kaybetmemek için kendimizden feda ettiğimiz şeyleri şöyle bir derleyip toplayalım. Bunun yerine olumlu düşünceleri ortaya koyalım. Bakın, telefonlarımızda bile sanal zeka var. Bir şeyi sohbet ederken reklamlarında telefonumuzun karşımıza çıkıyor. Denemesi bedava, lütfen girip bakın. Demek ki evrende müthiş bir uyum, müthiş bir titreşim var. Söylediğimiz kelimelerin, sesin bir enerjisi var. Aynı gezegenlerin olduğu gibi soruluyor bana. Bizden kilometrelerce ışık yılı uzakta bir gezegen bizi nasıl etkiliyor? Astrolojinin anası astronomi. Tut bakalım bir kalemi, at bakalım boşluğa, değil mi? Oradaki o enerji bize bunun cevabını veriyor. Biz tepkilerimizi yanlışla beslenen, her şeyi bildiğini zannedip kendini dünya, diğer herkesi kendi gezegeni gibi görenlere, kendi hayatına ışık olamayıp başkalarının ışığını çalanlara vermeliyiz ki yaşam enerjimiz yükselsin. Sağlıkla ilgili konuları, para piyasalarıyla ilgili noktalar, bankalar, kredi sistemleriyle ilgili konularda yeni yapılanmalar ve parayla ilgili yaşadığımız zorlukların yeni bir yapılanma döngüsüne gireceğimiz etkilerini deneyimleyeceğiz. Bakın, bugün Twitter satıldı, değil mi? Uranüs, devrimlerin gezegeni Uranüs, Musk'ın haritasında çok güçlü bir yerleşme sahip. Twitter'ı aldı. Yapmaz dediklerimiz veya istediğimiz cevabı alamadığımız konularda böyle sürpriz ataklara, gelişmelere tanıklık ederken güvende hissetmediğimiz bir işin içinde, bir ilişkinin içerisinde, yatırım planında olmayalım. 5 verip 15 kazanacağınız bir iş dürüstlük ve vicdan çerçevesinde yok. Bunun bilinciyle hareket edersek zaten kayıplardan kendimizi korur. Kazanmanın yollarını ise sağdan soldan duyduğumuz her şeye ay bu doğruymuş onu da yapayım demeden işinin ehli insanların yaptıklarına bakarak doğru tercihlerde bulunabiliriz. Ama tutulma etkisi, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Sadece almaya odaklı, sadece vermeye odaklı olmaktan uzaklaştıracak bizleri. Bu güçlü enerjiye direnmek yerine bu enerjiyle hayatımızda
hep böyle kara kutumuz vardır ya. Bir de sizlerden ricam, lütfen kimsenin derdini dinlemeyin. Kendi dertlerinize odaklanın önce bu tutulma enerjisiyle. Kendi derdimizi çözemezsek bir başkasının ihtiyacına dokunamayız, karşılayamayız. Kendi enerji merkezimizi ters çaba kuralından çıkartıp, özgürleştirip saf bir noktaya getirdiğimiz andan itibaren yardımlaşabilir. Onların enerjisiyle kendi enerjimizi koruyarak yapmamız gerekenleri daha kolay sunabiliriz. Bir de hak etmeyen kimseye gereğinden fazla değer, gereğinden fazla sevgi, gereğinden fazla önem vermememiz gerektiğinin bu temalarla, bu tutulmayla birebir ilişkili olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Tutulmanın etkileri, doğum haritanızda hangi evde gerçekleştiğini astrodeha.com'da paylaştım sizlerle. Tutulmalar korkmamız için değil, fark etmemiz, ertelemememiz ve kendimizde geliştirmemiz gereken yönlere odaklanmamızın bilincini eriştiriyor bizleri. Korkmayacağız, agresiflik olacak, uyku uyumakta zorlanacağız ve 14 yaş grubuna kadar olan çocuklara baktığımızda daha hiperaktivitenin yüksek olduğu, uykularında bile gece uyandıklarına tanıklık ediyoruz. Pek çoğumuzun beyni uyumuyor bu döngüde. Kolay bir etki değil. Bakın, astrolojideki ve astronomideki en önemli gök olaylarıdır ay ve güneş tutulmaları. Tutulmalar döngüsünün kapıları aralandı ve unutmayın ki 30 Nisan'da gerçekleşecek tutulma 16 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ay tutulmasını hazırlıyor bizleri. Dünyayı, yönetimleri, vakıfları, dernekleri, kulüpleri etkileyen çok önemli değişim ve gelişmelerle karşı karşıyayız. Tutulma enerjisinin tüm insanlığa, ülkemize, kalbinde sevgiyi, merhameti, vicdanı taşıyan herkese aydınlıklar getirmesini diliyorum ve teşekkür ediyorum.